kıymetli izleyenler enerji analizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri sizlerle beraber değerlendireceğiz. Enerji arka planında dış politikada neler oluyor? Bölgedeki e, olayların arka planında gerçekleşenler nelerdir? Sizler için hepsini bir bir ele alacağız. Kiminle? Tabii ki TESBAN Başkanı Oğuzhan Akener Bey ile beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, e, bir hafta boyunca birçok gündem vardı. E, ayrı, ayrı zamanda geçmişe dayalı olarak da yeni gündemler ortaya çıktı. Evet. E, i̇şte PKK'nın bölgedeki varlığını, Sincar'daki varlığını e, sonlandırması konusu gündeme geldi. Gerçekten böyle mi değil mi tartışması beraberinde hala. E, hatta Sincar'ın e, Türkmenleri coğrafyasına yayılacağı, e, PKK'nın Türkmeni coğrafyasına yayılacağına dair iddialar var ama pek... Ayağı yere basan iddialar değil bunlar tabii ki. Biz e, Sincar'daki gelişmeleri nasıl e, yorumlamalıyız? Sincar'dan e, PKK'nın çekilmesi bölgedeki e, petrol arz güvenliğini değiştirir mi sizce? Sincardan PKK'nın çekilmesi tabii hani gerçek anlamda bir çekilme söz konusu mu değil mi bölgede daha doğrusu dış aktörlerin bölgedeki yerel silahlı gruplar ya da terör örgütlerine nasıl destek verdikleri ya da nasıl yeni bir oyun kurmaya çalıştıklarını bu noktada iyi anlamak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Biz PKK'nın Sincar'dan çekilmesiyle alakalı daha doğrusu belki hani üstü örtülü bir şekilde başka yerlerde sistem edilmesiyle alakalı da diyebiliriz. Bunun öncesinde biz PKK'nın direkt Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin birçok kontrolü, kontrolü altındaki mecralara saldırı düzenlediğini gördük. Köy bastıklarını gördük. Boru hattına saldırı yaptıklarını gördük. Yani gerçekten bölgesel bir karışıklık söz konusu öte taraftan e, bazı hani yerel e, halk noktasında görüştüğümüz Suriye tarafında görüştüğümüz insanlardan da yine PYD ile PKK'nın arasında da yani bunlar aslında bakarsanız ikisi eş örgüt birlikte çalışan örgüt ama ikisi arasında da bazı sıkıntıların hani tabi bunlar bilmiyorum belki bir algı oluşturulmaya çalışılıyor yani ortada böyle bir sıkıntı varmış gibi belki gerçekten sıkıntı var belki yoktur bilemiyoruz hani bu e, yani istihbarat raporlarının bile doğru olmama ihtimali söz konusu olan bir geçiş sürecinden geçiyor. Bölge. Evet, evet. Şu an en çok şu konuşuluyor. E, PKK'lıların e, neredeyse hepsinin haçtişah bir kimliği olduğu, haçtişah bir güçlerin bir kısmının da e, Irak kuvvetlerine dahil olmasıyla beraber e, o kimlik adı altında e, oraya dahil oldukları. Bir kısmınınsa e, Sincar'ın dağlarına doğru çekildiği konuşuluyor. E, hafta içinde. E, ya da geçtiğimiz günlerde diyelim. E, tam tarih hatırlayamadım. E, Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Bey e, Erşat Salih'i aradı. E, bir taziye için aradı. Erşat Salih'in ailesinden bir vefattan vefat nedeniyle aradı ama bu konularda muhakkak konuşmuşlardır. Çünkü şu an bölgedeki en büyük gündem bu. Evet ee, ama bir de bölgede artan bir diyaş tehdidi var galiba. Aynen öyle. Bir de onu dinleyelim sizden. Aynen İsterseniz hatta e, ilk haritamızı da yansıtarak Tabii üzerinden ki. konuşarak gidelim çünkü harita edeyim. kullanılarak daha kalıcı kalıcı oluyor anlattığımız konular. Evet. E, gerçekten hani bir önceki bölümde biz şunlardan bahsetmiştik e, öldürülen. E, İranlı bilim adamı Fahrizade suikastı akabinde hani bunu biz şunla da bağlaştırmıştık. Amerika bölgeden çekilecek mi çekiliyor mu? Öte yandan bakın Amerika bölgeden çekilme ile alakalı sinyaller vermesi ya da bu sinyallerin dalga boyunu ile birlikte bir anda DAEŞ peydah oldu. Yani evet. biz şu son 6 aydır belki son daha fazla yani belki bir son bir senedir doğru düzgün bölgede DAEŞ'e dair bir sinyal alamazken yani bir anda DAEŞ birçok yeri basmaya, birçok yere saldırı düzenlemeye, yok efendim geçen hafta konuştuk bir rafineriyi vurmaya, birçok yerde DAEŞ görülmeye başladı. Yani sanki şey gibi yer altından mantar bitermiş gibi evet. DAEŞ bitmeye başladı. Bu gerçekten ilginç bir husus. Yani buna buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu neden? Amerika şimdi Amerika'nın bölgedeki mevcudiyetiyle e, DAEŞ'in bölgedeki mevcudiyetini zaten hemen hemen birbirine bağlıyorsunuz. E, ne yazık ki DAEŞ bir bölgede faaliyet gösteriyorsa Amerika o bölgede yer alıyor. Ya yani Daha doğrusu Amerikan iç kamuoyuyla ve uluslararası kamuoyuyla alakalı e, DAEŞ'i Amerika sanki bir e, ya burada DAEŞ var ben buraya girerim. Burada DAEŞ var ben buna müdahale ederim. Burada DAEŞ var benim müttefiklerim buna müdahale ediyordur. Bu sebeple müttefiklerim önemli ve işe yarar. Yani PYD den bahsediyorum evet. örnek verirken böyle bir durum söz konusu oluyor. Şimdi mesela haritaya da bakarsanız haritadan da göreceğiniz üzere bakın bu haritada şunları şunları göstermek istiyorum. Bakın şu gri renkte gösterilen alanlar DAEŞ'in kontrol ettiği alanlar gibi tasavvur edebiliriz ve bakın evet. bu gri renkli alanlar büyümekte yani adım adım büyümekte. Öte yandan mesela bu şu farklı işaretlerle gördüğünüz şeyler mesela Suriye tarafında Daesh militanlarının yakalandığıyla alakalı daha fazla şey var. Hani saldırı düzenleme değil de ortada hem Türkiye tarafında hem PYD tarafında yakalanan Daeshler var. Öte taraftan Irak'a baktığımızda Irak coğrafyasında ciddi saldırıları var. Özellikle Selahattin idi vilayeti dahilinde evet. çok ciddi müdahaleler var yani birçok yerde e, polis güçlerine saldırıyorlar güvenlik güçlerine saldırıyorlar bomba bırakıyorlar füze saldırısı yapıyorlar gibi yani bir anda eşinsiz bölgede aksiyonların arttığını görüyorsunuz evet. öte yandan mesela şu da ilginçti e, en son Amerikan dışişlerinden bir açıklama geldi yani biz askerlerimizi öyle pat diye çekmeyeceğiz hani işin hani e, Türkçe yorumunu o şekilde yapayım yani kontrollü asker asker mevcudiyetimiz oradaki kontrolü ya da hani nasıl diyeyim ince çizgiyi güvenliği e, muhafaza edecek düzeyde bırakılacak gibi yani biz bu süreci kontrollü bir şekilde yöneteceğiz sanki Amerika yani zaten biz aslına bakarsanız yani e, kesin Amerika buradan asker çıkartacak konusuna çok fazla inanmamıştık e, Tamam azaltması doğru bir politika Pentagonun istediği bir politika ama Amerika bu durumda gerçekten bölgeden hani ciddi anlamda asker çıkartması da e, söz konusu olmayacak gibi gözüküyor e, asker çıkartacağım e, kartını kullanarak zaten Amerika bölge ülkelerine özellikle Suudi Arabistan gibi ülkelere Irak da buna dahil olmak üzere e, ciddi anlamda silah satışı da yaptı. Yani Amerikan kasasına ciddi para da girdi buradan. Yani bir taşla siz birkaç kuş vurmuş oluyorsunuz. E, ama öte taraftan bakıyorsunuz şimdi bölgede bir Daeş tehdidi hortlamış durumda. Yani bu burada sarıyla gördüğünüz Suriye tarafındaki Irak Kürt PYD'nin kontrol ettiği alanlar, Irak tarafındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrol ettiği alanlar. Bakın bölgede DAEŞ çok ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. Bir sonraki haritaya da gelirsek. Sanki şöyle gibi ya. Şimdi Kasım Süleymani suikastından sonra Irak'ta genelde parlamentonun çoğundaki grup, Hı hı. karar aldı ve ülkedeki tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını istedi. Ee, Amerika çıkmayacağım dedi. Hı hı. Ee, Üste kalmaya devam edeceğim dedi. Amerikan üstüne e, saldırı düzenlediler. Bombalar evet. aç gönderdiler. Eylem yaptılar dışarıda bayağı bir. Çok gündem oldu. E, ardından tekrar Deaş ortaya çıkmaya başladı. Yani sanki Irak'taki yapıyı e, kontrol altında tutabilmek için Amerikan'ın biraz böyle bir şeyleri e, ...ittirdiği algısı oluşuyor ama... ...tabii bunu böyle direkte söyleyemiyorsunuz çünkü... ...DAEŞ Amerika arasında... ...organik bir bağ... Işte, e, ...ispat edilmiş organik bir bağ yok. Tabii. E, bu bağ en fazla Afganistan'da... ...CIA'ın desteklemiş olduğu... ...işte e, Taliban... ...ve onun uzantısı olan grupların... E, ...DAEŞ içerisindeki etkinliğiyle... Evet. ...ortaya koyulabilir ama bu çok uzun bir bağ. Yani ta bundan... E, ...70'lerle bu zaman... ...50 sene önceyle bu zaman kıyaslıyorsunuz. Ne kadar doğru ne kadar yanlış olur... Değerlendirilmesi lazım. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Suriye'de e, Suriye'deki komutanlarla, muhalif gruplarla, Esad karşıtı gruplarla bir toplantı yaptık. Basın mensuplarının bazı özel basın mensubu arkadaşları da davet ettiler. Ben de birkaç soru sordum orada. E, özellikle merak ettiğim konu şuydu. Doğu Türkistan'ın... E, Suriye'de savaşan bir örgütü var Doğu Türkistan Cemiyeti adı altında. Bunu terör listesinden çıkarttı Amerika. Hı hı. Bunun bölgedeki yansımasını sordum Suriye'deki bu güçlere, çok olumlu olduğunu ve bu mücadelede onlara katkı vereceğini, aynı zamanda bu güçlerin de elde ettiği coğrafyaların, hı hı. bulunduğu coğrafyaların e, uluslararası sistem tarafından da bu şekilde kabul edilebileceğini söyledi. Peşine de şunu eklediler, e, Amerika'nın bunun dışında El Nusra gibi farklı gruplarla da görüştüğünü biz biliyoruz dedi. Evet. El Nusra, DAEŞ'in Suriye'deki uzantısı olarak tanımlanıyor Amerika tarafından. Tanımlanıyor bir tarafta, ama değil aslında. Değil, değil ama tanımlanıyor. Şunu demeye, şuraya varmaya çalışıyorum. Irak'ta büyüyen bir DAEŞ tehdidini ortaya koyan Amerika, Suriye'de e, DAEŞ tehdidi olarak tanımladığı bir örgütle temas halinde. Evet. Burada bir şeyler var gibi, sanki bölgede bir şeyler oluyor. Tabii. Ya tabii şunu da ifade ederim, yani bölgedeki tek hakim güç ya da bölgedeki bütün dinamikleri yönlendiren ya da yüzde yüz yönlendiren gücün Amerika olmadığı da ortada. Yani evet. bunu da vurgulayalım. Tabii DAEŞ gerçekten Amerika'nın bölgeye müdahale etmek için kullandığı önemli taşeronlardan bir tanesi. Ee, şimdi tam da bu süreçte, e, ha şunu da ifade edelim. Bakın Trump döneminde gerçekten asker çıkarmaya yönelik somut adımlar atıldı. Ya Trump bununla alakalı uğraştı. Çünkü mantıksızdı, ekonomik değildi. Yani ekonomikliği e, uluslararası politik halinde e, uygulamaya çalışan bir Amerikan başkanı vardı. Şimdi dengeler değişti, sistem değişti. E, Amerika gözüküyor ki Irak'ta kalacak. Ha yine bu bağlamda yine asker azaltabilir. Çünkü Pentagon bunu istiyor. E, Biden yönetimi... Belki oradaki asker sayısını stratejik olarak arttırmayı düşünüyor olsa bile hani Pentagon'a yüzde yüz bu istediklerini yaptırma ve hayata geçirme noktasında başarılı olabileceğini düşünmüyoruz. Ama en azından şöyle söyleyeyim daha işte yeniden Amerikan varlığının orada bulunmasıyla alakalı bir algı oluşturulmaya başlandı uluslararası konjonktürde. Yani öte yandan Fahrizade Suikastı, Fahrizade Suikastı'nın akabinde İran'ın karşılıklı cevap vermesi, bu gibi olaylar yavaş yavaş bölgenin tekrar ısındığını gösteriyor. Ama öbür taraftan baktığımızda bölge gerçekten kan ağlıyor. Hani bir de bunu da görmemiz evet. lazım. Ha bölgede petrol sahaları hala var, hala az önce haritada gösterdik. Ee, yani 8 petrol... numaralı haritada var galiba. Hemen onlarda da bakalım isterseniz. Tabii, bir petrol sahalarına da tekrar evet. bir e, üzerinden geçelim. Bakın burada gördüğünüz gibi e, özellikle Hasiçi bölgesinde e, ve Kamışlı tarafında Suriye'nin kuzey doğusunda kalan petrol sahalarının üretimi iyi kötü devam ediyor. Has içi ama en büyük petrol üretimi şu an Deirizor tarafında sürdürülüyor. Bu arada şunu da vurgulayalım. Has içi vilayetinin kuzeyinde kalan o Suriye'nin tam kuzey doğu ucu hı hı. dahilindeki petrol sahalarının çoğu Rus şirketlerin kontrolünde üretilen sahalardı. Bunlar da bayağı sekteye uğradı üretim. Yani Neden? o bölgelerde e, ee, üzerindeki satışlar sekteye uğradığı için sekteye uğradı. O şeyle e, Kerkük Gümrütalık Boru Hattı'na PKK'nın düzenlediği bir saldırı var. Bununla alakası var mı? Bunun? Bununla ya bu, bu da onu etkiledi. Ya yani şimdi buradaki satışlar o, o hat üzerinden yapılıyor. Bu taraftan gelen gayri, gay illegal olarak. Ama öbür taraftan e, Deirizor tarafındaki üretilen sahalar Irak üzerinden. Bir şekilde artık Basra'da mı karışıyor, oralardan hani Ürdün'e mi geçiriliyor bilmiyorum yani o, o şeyde. E, ama bir ara Black Market yani, Tabii e, tabii. Irak Kürt bölgesel Black. yönetimi üzerinden değil ama merkezi yönetimin içindeki bazı e, taşeron gruplar tarafından yönetildiğini ya da yürütüldüğünü tahmin ediyoruz. Öte yandan Deirizor De tarafında da üretim arttırılmış durumda. Yani PYD yani doğal olarak PYD. Ama Deirizor'da üretimi Ruslar yapıyor. Hayır Deirizor tarafında Amerikalılar yapıyor. Evet. Has içinin o Kuzey tarafında. O tarafı. Tabi kamışlı tarafında Amerikalılar da var ama daha çok Ruslar. Hani o tarafa Ruslar hakim. Petrol üretimi noktasında. Evet. Hani bunu vurgulayalım. Geçtiğimiz gün yine güncel gelişmelerden bir tanesi Rus Wagner grubuyla alakalı olarak bir açıklama yapıldı. Hı hı. Eski bir üyesi 2015 yılında grup içerisinde bulunan bir asker bir kitap Kalem aldı. Bu kitabı Rusya'da bastırmak istedi ama daha sonra bu baskı ertelendi, yani engellendi. Hı hı. Ama bununla ilgili bir röportaj verdi Rusya'da bir siteye, internet sitesine. Tabii röportajda Wagner'in ne kadar acımasız olabildiğinden bahsediliyordu ama Wagner'e ilk hedef olarak şu gösterilmişti. O bunu açıkça ifade ediyor bu askerin kendisi. Evet. Bize ilk hedef olarak bahsettiğimiz o Kamışlı bölgesi gibi o bölgelerdeki petrol sahalarını kontrol etme görevi verildi dedi. Doğru. Doğru. Bu, bu, anlamda enerjinin bu bölgede ne kadar önemli bir argüman olduğunu da gösteriyor galiba. Tabii. Ya ilgili uluslararası aktörler zaten yani orada tamam siz üst kuruyorsunuz asker bulunduruyorsunuz ama genelde bölgede sömürülebilecek ben sömürme olarak ifade ediyorum bunu bir enerji kaynağı ya da yeraltı kaynağı varsa ilk önce onları sömürerek buradan elde edecekleri finansal imkanlarla hem kendi eş gruplarını destek oldukları grupları finanse ediyorlar. Hem kendi faaliyetlerini finanse ediyorlar hem de çok ciddi anlamda bir örtülü bütçe elde ediyorlar. Tabi petrol fiyatları düştü. Bakın bu petrol fiyatlarının düşmesi her şeyi bölgedeki bütün faaliyetleri çok ciddi anlamda sekteye uğrattı. Hemen burada bir ekleme yapmak istiyorum. Evet petrol fiyatları düştü. Biz OPEC toplantısına bakıyorduk. Petrol evet, fiyatları evet. düşmüşken petrol üreten, ihraç eden ülkelerin bütçelerini toplayabilmeleri için petrol fiyatlarını tekrar yükseltebilmeleri adına kesintilere gitmesi gerekiyordu. Evet. Toplantı öncesinde de böyle bir beklenti vardı. Hatta 2 milyon rakamı konuşuluyordu. 2 milyon varillik bir kısıtlamayla petrol fiyatlarının ciddi anlamda yukarı sıçrayabileceği söyleniyordu. Ama e, toplantıdan 500 bin varillik bir yükseltme kararı çıktı. Evet. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. aslına bakarsanız e, biz sürecin devam edeceğini tahmin ediyorduk. Genel herkes gibi. Şu an için e, OPEC 7,7 milyon varil bölü gün civarında e, bir kısıtlama kara, kısıtlama yapıyordu şu ana kadar. Daha doğrusu e, şeye kadar da yapacak. Aralık sonuna kadar bu rakamlar devam edecek. Ocaktan e, sonraki 3 ay için e, 500 bin varil bu kısıtlamayı aşağı çekme kararı yani ha şöyle bir şey var bakın mesela Irak petrol Bakanı her ne kadar ya biz hani bu kısıtlamaları destekliyoruz uyuyacağız dese de aslına bakarsanız içten içte istemiyorlardı bu konuda baskı vardı öte taraftan Birleşik Arap Emirlikleri bile bu kesinti kararının biraz daha aşağı çekilmesini istiyordu. Kazakistan uyumayacağıma dair sinyaller veriyordu. Rusya bu kesinti kararından çok rahatsızdı. Yani bakın hani diğer devletler genelde iç eee dinamiklerle alakalı ciddi borca girip ciddi sıkıntıya düşmüşken Rusya bu sefer uluslararası politikaları bağlamında bu pe düşük petrol fiyatları sebebiyle. Ya yani Ar e Arabistan, Arabistan'daki Aramco bile %6 veya 9 oranda küçüldü yanlış hatırlamıyorsam. Ya şöyle bir şey var. O çok normal. Yani en iyi petrol şirketi bile petrol fiyatları yüzde kaç düşmüşse hissesi o kadar düşer. Çünkü petrol şirketinin hisse değerleri üzerinden hesaplanıyor dediğiniz şeyler. Hisse değerleri. Ya yani petrol 100 dolarken rezervi çarpı 100'dür. Rezerv diyelim 1 milyar varil rezervi var, kanıtlanmış rezerv var BP'nin. 100 dolarken 100 ile çarpın 1 milyarı. 100 milyar dolarlık bir petrol şirketidir. Evet. 50'ye düştüğünde direkt %50 küçülmüş olur ilgili petrol şirketi. Çünkü asetleri küçülür o bağlamda. Anladım. E, petrol fiyatları direkt etkiledi ama petrol fiyatlarının da dışında yani mesela şöyle söyleyeyim Suudi, Suudi Aramco gibi finansal olarak güçlü ee, ve tamamen kontrolü kendinde olan bir şirketi %9 etkilemişken e, belki Irak Milli Petrol Şirketi'ni bu yüzde seksenlerde etkiledi. Yani petrol düşüş oranlarından da daha fazla etkiledi. Çünkü hareket kabiliyetini kıstı, bazı asetleri çok uygun yolu vermesine sebep oldu gibi daha küçük şirketleri belki yüzde seksen oranında küçülttü. Evet. Yani aset satmak zorunda kaldı. Çok uygundan verdi elindeki imkanları. Çok büyük borçlara girmek zorunda kaldı. Hani çarkı döndürebilmek için. Yani özellikle bu dönem büyük balıkların küçük balıkları topladığı bir e, zemine oturduk. Ama öte taraftan şuna bakalım hani geçen hafta özellikle bazı grafiklerle biz şunu ortaya koymuştuk. Irak'ta halk içinde birey hani her birey için e, Irak gibi bütün petrol e, ihraç eden ülkeler için aynı şey geçerlidir. E, petrol e, petrol fiyatlarının bir dolar dahi oynaması gerçekten böyle yani ilgili ülkelerin yatırım kararlarını... E, içe dönük verdikleri sosyal teşvik hizmet ve benzeri politikalarını her şeyin alt üst etmekte, bütçeleri etkilemekte gibi gibi. Şu şimdi an biz 500 bin varil artışı ama bu buna eksi olmuyor mu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, şimdi petrol fiyatları ne oldu? Ee, aşı. Yani aşı umuduyla bir petrol fiyatları aşının algısıyla bir zaten çok hafif 50 dolarlara yaklaştı. Bir 49 evet. küsürleri zorladı. Şimdi 49 48 arasında düştü gibi. Hani o bantta olması gereken bantta diyelim. Şu anki çünkü tamam aşı umudu var ama daha talep talep etkilenmedi. Talep hatta artmadı. Yani şu an aşı kime kime uygulandı? Kime etkiledi? Hani bir algısal bir oynama oldu yani o zaten geçici bir oynamaydı 49-50'lere yaklaştı gibi ee, ama bu hani e, öte taraftan herkes OPEC kararlarını bekliyordu OPEC kararları da yine şöyle söyleyeyim daha fazla değil en azından bir 500 bin varilik yani e, OPEC bundan sonra 7.7 değil 7.2 milyon varil kesinti yapacak ondan sonraki 3 ay için yani şimdi bu, bu şunu gösterdi. Hani biraz da şu şekilde algısal etkisi oldu. Ya yani şimdi e, petrol fiyatları, özellikle sizin uzun vadeli alacağınız, şimdi siz diyorsunuz ki ben Ocak ayında şu kadar petrol alacağım, bir eksi şu fiyattan gibi. Yani sizin bu uzun vadeli alımlarınız geleceğin e, fiyatları na endeksliyor, belirliyor. E, bu bağlamdaki girişimler şimdi adamlar baktı, ya OPEC e, biraz kıstı. Tamam OPEC biraz kıstıysa demek ki biraz talep artacak gibi bir algı da oluştu. Onun bir pozitif şeyi oldu getirisi oldu. Hani kesintiyi kıstı. Hani bunu kastediyorum. Ama orada. şöyle de bir açıklama var. Ee, geçtiğimiz hafta görmüştüm. Ee, Irak'ta e, yetkili merciler e, halka ücretsiz aşı dağıtabiliriz dedi. E, aynı şey Türkiye'de de biliyorsunuz Türkiye'de aşı ücretsiz bir şekilde Hı -hı. dağıtılacak. 10 milyon Sinovac aşısı gelecek. Çin'den 50 milyon doza kadar da çıkartılabilir. Evet. Pfizer Biontech ortaklığıyla çıkan aşıdan 1 milyon doz gelecek. Hı -hı. 25 milyon için görüşmeler yapılıyor hala. Aynı zamanda Nisan'da da Türkiye kendi aşısını üretecek. Belki kendi ürettiği aşıyı Irak coğrafyasına satabilir. Ama Irak'ta e, da Irak'ın Irak da Pfizer e, ve Biontech ortaklığıyla üretilen aşıya talebi oldu ve bunu ücretsiz vereceği konuşuluyor. Bu aynı zamanda şunun göstergesi değil mi? Yani bir an önce bu hastalığı yenelim, ekonomi normale dönsün. Ee, artık piyasalar kapatmayalım demek değil mi? Ya tabii ya şöyle söyleyeyim mesela Türkiye için Türkiye için o dediğiniz doğru. Ama Irak'ta Irak e, için, Irak için e, tam yani yüzde yirmi doğru belki. Yani Irak'ta siz hayatı normale döndürmeye çalışsanız bile petrol fiyatlarını yükseltmeden uluslararası da etkisini görüp küresel talebi arttırıp petrol fiyatlarını tekrar yüksek seviyelere çıkartmadan Irak'ta dengeleri değiştiremeyeceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü birazdan ekonomik tablolara da gireriz. Çünkü girelim ekonomik... isterseniz ona. Tabii hemen. yavaş yavaş girelim. 9 hatta... numaralı haritayı rica edeyim yönetmenimden. Mesela Irak'ta SOMO isimli bir yapı var. Irak'ın bütün petrol üretimini satan ticaretini yapan yani bütün Irak'taki üretilen her petrol her varil petrol bu e, kurum tarafından satılıyor, ihraç ediliyor. Bütün ihracatı yapan uluslararası kurum bu. E, Irak Devleti'ne bağlı bir kurum. SOMO hani kısa Direkt kısa. Direkt son cız. satışı yapan firma mı? Tabii yani şöyle söyleyeyim. Mesela zaten Irak'taki anlaşma modeli şu şekilde. E, mesela ben oradaki petrol şirketiyim. Bir saham var. Ben e, sahayı üretiyorum. E, ürettiğim petrolü e, Irak Petrol Bakanlığı'na veriyorum. Petrol Bakanlığı da bu SOMO'ya veriyor. E, SOMO alıyor onu ihraç ediyor. İhrac edilip paraya döndükten sonra diyelim ben 100 varil ürettim. E, Anlaşmamda diyelim 3 dolar, 5 dolar neyse artık anlaşmam. E, her varil başına o para bana ödeniyor. Yani mekanizma bu şekilde yürüyor. Anladım. Yurt dışı ayağını götürüyor işin. Tabii. Yani bütün hani şey e, ihracat kontrolü devletin elinde. Anladım. Bu bağlamda. Soma bu işi yapan e, kurum. Yani e, özeller bile olsa ihracat hep üstünden gidiyor. Tabii tabii. Ha tabii şöyle bir şey var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde farklı bir mekanizma var. Orada şimdi, nasıl? Şimdi eee Merkezi ya Bağdat tarafında Bağdat Basra o Irak bölge e, merkezi yönetiminin kontrol ettiği e, alanda Production Sharing Agreement dediğimiz e, anlaşma modeli değil yani üretim paylaşımı anlaşması değil e, direkt servis anlaşması imzalanıyor. Ben e, alıyorum sahayı yatırımı yapıyorum üretiyorum ürettiğim fiyat başına senden belli bir dolar meblağında paramı alıyorum. Bütün satış sana ait. Ee, sen bana hisse vermiyorsun yani yüzde 50'si benim yüzde 20'si senin muhabbeti yok. Hı hı. Ee, onun, tabii masraflarımı düşüyorum ondan sonra belli bir dolar para alıyorum cebime koyuyorum. Kaç tane firma var? Çok var mı orada? Çok var. Çok firma var. Ha öte yandan birçok firma da çıkıyor onu da vurgulayalım. Karlı değil mi? Karlılıkla alakası yok. Ee, pandemi, yani Amerika'nın oradan çıkacağım gibi söylemlerin olması çok ciddi bölgede negatif etki etti. E sürekli her şehirde neredeyse yani şehirlerin çoğunda gösteriler var, ayaklanmalar var. Siz yani hani... Amerika'nın orada kalmasını isteyenler de var. İsteyenler tabii ki isteyenler de var. E sonuçta şöyle bir şey Hı, dediğiniz var. Dediğiniz gibi hani... ise e, yani. Amerika gidiyorsa ben de gidiyorum kardeşim pılımı pırtımı topluyorum gidiyorum diyorsa şirketler. Ya yabancı şirketler. Bundan hani, rahatsız yani, olacak olan var demek. Tabii Exxon, Chevron ya bütün bir sürü Amerikan şirketi de zaten piyasada. BP orada, Çin orada. Rus orada yani aklınıza gelebilecek Hindistan şey, orada. Şimdi Irak merkezi hükümeti çıkmasını istiyor ya aslına bakarsanız Irak merkezi hükümetinin de ne kadar çıkmasını istediği sonuçta orada da bir sürü siyasi parti var. Şii partiler var, Süni partiler var, Kürt partiler var. Hani bu partilerin hepsinin hatta her partinin içerisindeki farklı grupların evet ya da hani güç gruplarının da görüşleri farklıdır ya da siz şu an mesela bir aşiretsiniz orada etkinsiniz siz şu an işinize geliyordur Amerika çıkmasın bir ay sonra Amerika çıksın diyebilirsiniz evet. ya bu hani biraz da çıkar dengeler bölgede sürekli bir dinamizm var tabii. sürekli her şey değişiyor o yüzden sürekli yorumlamak sürekli bunu analiz etmek gerekiyor Tabii tabii yani mesela şöyle bir şey var hani şimdi bir Iraklı düşündüğünde Amerika tamam çıksın ama ya kontrol tamamen İran'a geçmesin yani kontrolü İran'a kaptıracaksanız o daha büyük risk. Yani bunları da düşünürler. Ee, bu Soho'ya girelim mi? O yarım kaldı. Tabii, Önemli tabii konu o. SOMO. SOMO, ee, biz pardon. bundan sonra inşallah her ayın ilk haftasındaki programımızda bu Somo'nun aylık çünkü bir program paylaşıyor. Çok güzel olur. Ee, bu verileri paylaşacağız. Bu arada ben hani Arapçaydı. Direkt hani Google Translate kanalıyla Türkçe'ye çevirdim. Bakın e, Irak şu an e, ihracat noktasında Basra'dan Cihan dediği Ceyhan, Ceyhan'dan ve Ürdün üzerinden satış yapıyor. Ee, yaklaşık e... boru hattından mı? Tabi hepsi boru hattı bunların. Yani daha doğrusu Basra'ya, Basra'ya kadar boru hattı geliyor. Basradan tankerlerle sevkiyat sağlanıyor. Ürdün'e giden bir boru hattı var. Ee, Cihan dediğimiz Cihan olarak geçiyor. Cihan'a da zaten mevcut bir boru hattı söz konusu. Tamam. Ee, şurada gördüğünüz üzere 2,6 milyon e, varil bölü gün civarında ortalama e, bir e, ihracat Basra üzerinden yapılmış. Asıl kalem bakın 2,6 milyon Basra üzerinden günlük. E, günlük. E, Ceyhan'a günlük ortalama 34 pardon 94 e, bin varil bölü gün civarında bir e, Kasım ayı içerisinde e, bir ihracat yapılmış. Evet 94. E, öte taraftan Ürdün'e 8,5 buçuk. Yani 8500 varil böyle gün civarında bir e, ihracat yapılmış. Yani 2, 2 milyon 700 bin varil bir ihracat yapıldı diyebiliriz günlük. Tabii. Dolar olarak da varsaydığımızda. E, şöyle da... hatta o rakamlar da bakın orada tabloda var hemen ben buradan evet. okuyayım. E, ortalama 41,7 dolar üzerinden varili satılmış bu ortalama rakam. E, 3,39 milyar dolarda bir gelir elde edilmiş. Günlük buradan. Bu aylık Yo Bu aylık. Aylık. Aynen. Aylık bir ayda 3,9 39 milyar dolar bir gelir elde edilmiş. Bu tabii şey yani İKB'nin e, olmadığı tablo. Tabii tabii. Şimdi, şimdi isterseniz oralara gelelim. Olur. E, bakın bir sonraki e, tabloyu açabilir miyiz? Evet, lütfen 10 numaralı tabloyu rica edeyim. Şimdi gerçekten Irak'ta çok büyük bir ekonomik buhran var. Sadece Irak'ta değil Irak Kürt Kürt bölgesel yönetiminde de aynı şey var. Lakin ikisinin mesela hatta hemen şöyle şunu ifade edeyim tablodan da görüyorsunuz. Mesela her ay merkezi yönetimin bütçe açığı yüzde 45'lerde. Irak Kürt bölgesel yönetiminin daha düşük oranlarda. Ama merkezi yönetimde işler biraz daha rahat çevriliyor. Çünkü daha oturmuş daha bilinlik daha büyük bir yapı. Hı hı. E, petrol e, ihracat hacimleri de aynı oranda. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda zaten şöyle söyleyeyim daha doğrusu hani burada borç daha fazla ama burası borcu daha rahat yönetiyor. Hı hı. Öyle bir durum söz konusu. Şimdi bakın e, dolar kuru hemen hemen aynı çok değişmemiş onu da o yüzden oraya eklemek durumunda kaldım. Şimdi merkezi Irak'ta e, merkezi Irak yönetiminde ortalama iki aydır maaşlar ödenemiyor genel anlamda baktığımızda hani belki bazı kurumlarda hani petrol gibi stratejik kurumlarda ödeniyordur ama genel ortalamaya baktığımızda iki aydır maaşlar ödenemiyor. 4 milyona yakın kamu çalışanı var ve bu 4 milyona yakın kamu çalışanının işte hani sigortasıydı, maaşıydı ve benzeri stopajıydı ve benzeri giderlerinin ortalaması 5 milyar dolar aylık. Yani bakın az 3. önce 3.39 bir geliriniz var ve gelir kaleminizin en önemli kesimi şeyden geliyor petrolden geliyor ama yani hiç havaya taş atsanız ayda 5 milyar gidişi var. E şu tabloya bakacak olursak o zaman e, şu tablonun düzelebilmesi için ya petrolün 100 dolarlara çıkması lazım ha, onu ya onu da, da üretimin yani, iç katına çıkması tabii, lazım. Tabii tabii aynen öyle. E peki şimdi devam edelim. Bir altyapısı var mı yani ne kadar üretebilir daha? Şöyle zaten şu an borçla ee, geçen hafta hatırlıyorsanız bir borç grafiği ortaya koymuştuk borç artık gayri safi milli hasıla oranlarına geçmişti rakta. Yani bakın, hayır, hayır üretim artan... ne kadar yapabilir daha? Günlük ya üretim oranını şu an 2.7 milyon ya. Irak'ta her şey güllük gülistanlık olsa şu anki 4 milyon varil olan üretim şirketler gelse yatırım yapsa hani e, terör olmasa covid olmasa şu olmasa bu olmasa yani ciddi ya mesela Irak yani Irak'taki petrol Türkiye'de olsa bundan bir 5 sene sonra Türkiye'deki koşullardan bahsediyorum yalnız bundan bir 5 sene sonra siz Irak'taki petrolün e, petrol üretiminin şu an 4 milyon varil civarında ortalama. 2.7 milyon dediniz. Bir, o ihracat, bir, bir, o, ihracat bir... o ihracat, o ihracat. Ha. ha ihracat. Üretimden bahsediyorum. 4 milyon varilin bir 5 sene sonra 7'lere çıktığını görebilirsiniz. 7 10 sene sonra da 10 milyon varilleri yakalayabilir. Yani Irak bir Suudi Arabistan olabilir. Ama bunun için yeni kuyular açılacak değil mi? Yani i̇şte yatırım gerekiyor. Şu anki Yabancı... kuyularda o zaman şu dediğiniz borç yükünü... Herhalde gidermesi 20 sene falan olacak. Ancak petrol fiyatları yükselecek de olacak ki 2021'de de hani mesela Irak Petrol Bakanlığı bizim tahminimiz 50 dolar gibi bir açıklama yaptı 2021 için. Bence makul bir açıklama hani 50 50 hani biz de tesbih olarak 55 dolara falan çıkabilir diye bekliyoruz. Yani 50-55 dolar bandında ha bu da yetmiyor yetmeyecek. O zaman yani sizin dediğiniz gibi biz bir ya biraz Irak daha borç daha... biraz daha borç yükü ama hani Irak'ın Irak petrol bakanlığının belki hani farklı uluslararası fonlarda parası da olabilir. Hani örtülü fonlar olabilir bu gibi. ya da daha rahat borçlanabilme imkanı olabilir. Bu şekilde çark biraz daha döndürülür ama bakın bu genelde bir çok ciddi anlamda Irak'ta birçok şeyi etkileyecek durumda. Şimdi bakın evet. 4 milyona yakın kamu çalışanına siz 5 milyar dolar para ödüyorsunuz. Aylık Diğer sabit giderleriniz aylık ortalama 3 milyar dolar. Kasadan aylık yani hiçbir şey yapmasanız çıkan 8 milyar dolar. Şimdi Kasım 2020 petrol gelirleri 3.39 demiştik. Bakın 2019'da 6.1'miş. Yani petrol fiyatları ve üretimle kıyaslayın. Şimdi hem kısıntıya giy hem biraz kısıntıya gitmek durumunda kaldılar. Bazı sahalar verimli üretilmedi. Yani hem arz azaldı hem petrol fiyatları düştü. Yani geçen yılın Kasım'ında 6.1 olan gelir. Yani şimdi ile siz şu an kıyaslayın. Hani o dönem şu an 8 milyar dolar belki hani enflasyonu düşürün. O dönem belki buçuktu Zaten o zaman 6.1 buradan geliyordu. Bir şekilde idare ediliyordu. Ee, mesela Ekim'de 3,43, Eylül ayında bu seneden bahsediyoruz. 3.17. Geçen sene hep 6'lar seviyesinde devam eden bir aylık gelir var. 1 milyar dolar da ortalama diğer gelirler olsa yani tahminlere göre her ay bütçede %45 %45 oranında bir açık var. Yani devletin şu sıkıntılı çok dönemleri e, çok dikkatli bir şekilde e, yürütmesi, yönetmesi, merkez bankası politikalarını ona göre belirlemesi e, gibi 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 bir, bir sürü argüman gerekiyor. Siz bana bunları anlatınca benim aklıma Türkiye'deki eski krizler dönemi geldi. Türkiye'de bu tarz kriz dönemlerinde ne yapıyordu devlet? Hemen işçi çıkartıyordu, i̇şte ya da işte memurunun e, maaşını kesintiye uğratıyordu. nema adı altında e, bir kısmını keserek ileriye borçlandırıyordu. Hı hı. Ya da Zam vermiyordu. Evet. Herhalde biz de Irak'ta aşağı yukarı bunları göreceğiz gibi. Gibi. Yani bu şekilde de çözülecek mi? Ha bu arada başka çatırlamalar var. Şimdi oraya gelelim. Evet. Bakın 12 Kasım'da bir e, fundun defizit lafı, hani İngilizcesi bu, bir e, bu fon ile alakalı bir e, kanun geçirildi e, Hı -hı. Irak parlamentosunda. Hükümet, parlamentoya 34 milyar dolara ihtiyacımız var. 34 milyar dolarlık kredi kullanalım. Dış fon bulalım diye bir e, talepte bulundu. Bu parlamentodan geçmedi. Parlamentodan sadece 10 milyar dolarlık paket geçti. Şimdi hocam 10 milyar dolar e, size yetiyor mu? Bakıyorsunuz. Sene sonuna kadar yeter. Hani az önce açığa baktık. 3 ya, aylık memur maaşı. Yani %45 açık var. İşte hani sene sonuna yetsin. Ocak ayını da kapatın. Sonrasında ne olacak soru işareti. Bu geçerken e, şimdi İKB'ye ile ihtilaf var. E, article 5'e 5 2 yani 5'e 2 e, Madde. numaralı maddede bir ihtilaf var Irak Kürt, ben. Burada, e, işte e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile alakalı. Burada işte oy kullanıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin zaten hani oradaki ilgili Kürt milletvekilleri toplantıyı terk etti. E, bunu kabul etmedi. Şimdi burada... E, şimdi şunu şunu birazdan Irak Kürt bölgesel yönetiminin durumunu da açıklayacağız hani kim ortada haklı kime hak veririz hani seyircilerimiz ona kendileri karar çok versinler. çok da vaktimiz kalmadı hemen girelim tamam, hızlanalım. yani şu an Irak'ta gerçekten %20'nin altında hani %20'den fazla insan açlık sınırının altında ve şu senaryoda bu ekonomik senaryoda 6250'den fazla petrol projesi demiyorum ama sosyal eğitim kültür sağlık projesi ertelenmiş durumda şu anki senaryoda bu gerçekten çok etkileyecek öte taraftan bakın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile daha önce bir anlaşma yapmışlardı. Yani merkezi yönetim. Bu anlaşma dahilinde bu Ağustos'ta imzalanmıştı. Bağdat Irak'a her ay 270 milyon dolar para verecekti. Bu gelirlerden genel bütçedeki hı hı. aylık gelirler var ya. Buradan 270 milyon dolar para verecekti. Erbil de bunun karşısında 250 bin varil bölü gün civarında bir üretimi. Soma Oil bu az önce bahsettiğimiz hı. Soma Oil'e verecekti. Şimdi Erbil bunu yapmadı. Ama Mayıs ayından beri merkezi yönetim Irak'a 267-268 milyon dolar civarında parasını ödedi. Şimdi burada en son 12 Kasım'da bunun önü kesildi. Şimdi artık Kürtler özellikle şunu yaptı ya hani Sünni ve Şiiler bize karşı birleşti dedi. Hatta Amerika'da bunun kulisini yapmaya başladılar. Evet. Tamam da şimdi... Irak da batıyor kardeşim yani. Şimdi bunu da görmek lazım. Şimdi sen e, bir anlaşma yapmışsın. 250 bin varil bölgün e, e, hacminde petrolü veriyorsan sana bunu verecekler. Şimdi e, artık bu yeni düzenlemeyle bir bu payını istiyorsa. O dengelerle yüzde... ilgili de bir tablo var. Onu da ekrana verirsek konuşurken Tabii. o daha anlamlı e, olabilir. bir bunu istiyorsa. Bir sonraki 11 numaralı tablo. Buyurun devam edin siz. Erbil bunu istiyorsa önce bu 250 bini verecek. Hatta yeni çıkan yeni ekledikleri düzeltme bir düzeltme yaptılar. Sadece bu 250 bini değil. Bütün gelirlerini bize verirse onun payını veririz. Şimdi Erbil de diyor ki ya tamam diyor e, Erbil de diyor ki tamam biz sana bu payı veririz ama e, isterseniz bunu atlayalım bir sonrakine gelelim. Tamam. 12 Çünkü zamanımız gelelim, azaldı ben? sanırım değil mi? Evet. E, diyor ki yani e, bu yüzde %17'lik payım. Hani anayasada bana e, öngördüğüm bu yüzde %17'lik pay Eyvallah da diyor. Şimdi bu paydan dış işleri, parlamento, savunma, petrol üretim masrafları Irak'taki hepsini düşüyorsun. Ondan sonra hani %17 bir daha hesaplanıyor. Genel bütçenin %12'lerine falan düşüyor diyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yani ben bunu niye kabul edeyim diyor. Öte yandan benim pet, benim verdiğim peşmerge ödediğim parayı, memurum ödediğim parayı, güvenlik için harcadığım parayı sen ya da petrol sahaları ile alakalı yaptığın masrafları sen bütçede bu kalemlere yansıtmıyorsun diyor. Merkezi yönetimde diyor ki sen bu sahaları bana vermiyorsun diyor. Ben ben hani bu şekilde aslında ilişki... burada İKBY'nin elindeki ayrıcalıklı durumdan rahatsızlık duymak var gibi sanki merkezi hükümet bir ordusu olmasından bir esel anlaşma yapmasından rahatsız gibi. Tabii. Zaten yani, referandum, tabii ya referandum çok fazla çekişme evet. çok fazla. Yani eee yani %17'lik hani e, nüfus ihtiva eden ki içinde çok ciddi bir Türkmen nüfusu da var. Evet. Irak Kürt bölgesel yönetiminin yoksa parlamentoda bu kadar ağırlığının olması mümkün değil. Yani Amerika'nın Amerika zaten şu şu tablo üzerine hatta bakın e, Süleymaniye'de ayaklanmalar başladı. Şimdi Irak Kürt bölgesel yönetimi de maaşlarını ödeyemiyor. Belli yerlerde maaşlar ödenmediği için özellikle e, hani diğer e, iktidarda olmayan Kürt partilerinin desteklediği e, ve onların etkin olduğu Süleymaniye gibi bir şehirde çok ciddi anlamda ayaklanmalar başladı. Bu ayaklanma neden başladı? Paramızı alamıyoruz diye başladı. Özellikle şu en son e, hükümetten e, geçirilen bu ihtilaflı evet. madde akabinde gerçekleşti. Şimdi bakın Irak Kürt bölgesel yönetimine bakalım. Bu arada haritada yansımış. Haritada da şunları vurguladım. Bakın yukarıdaki mavi tabletten, noktalar he, Türk üstleri e, ve ayaklanma olan şehirleri de görüyorsunuz. Özellikle Süleymaniye'de ciddi Hı. anlamda gösteriler var. E, hükümet binaları yıkılmaya başlandı. Ee, Yağmalama yani... ya, daha başlamadı ama herhalde tabii. bu oraya doğru gidiyor gibi. Tabi. Şimdi, tabi yani şöyle bir tablo da çizmek istemiyoruz. Irak uzun yıllardır ayakta kalan bir devlet. Tabii. Ama işte dışarıdan yapılan müdahaleler, İran'ın durup durup bir müdahalede bulunması, işte Amerika'nın bir müdahalede bulunması, İsrail'in bölgede kendi çıkarları için müdahalelerde bulunması devlet dengesini bozuyor zaten. 2000'lerin 2000 başında yerle bir edilmiş bir Irak, Amerika tarafından e, milyonlarca insanın öldürüldüğü bir Irak. Devlet olmaya çalışıyor. Arada kendisini ayrıcalıklı otonom bir bölge te, e, elde etmiş olan Kürtler var. Bu da bu ayrıcalık durumu öteki devletin öteki kısımlarının e, içinde bulunduğu e, sıkıntıdan muaf olmalarına neden oluyor. E, bu ayrıcalık diğer kısımları rahatsız ediyor. E, her koşulda birbiriyle olan gerilimlerini daha da arttıran bir tablo var sanki ortada. Aynen öyle. Öncelikle oturup Irak'taki tüm tarafların Türkmenleri de işin içine alarak tam bir barış yapması lazım sanki. Aynen öyle e, ve dev, biz bir devlet kuracağız ve bunu ileri taşıyacağız bu devleti Irak devletini e, daha ileri taşıyacağız ve barış içinde yaşayacağız demesi lazım sanki çünkü bu tablodan e, bu tabloyu biz çok gördük Orta Doğu'da bu tablodan pek hayır çıkacak gibi değil. Değil yani kırılgan olan noktalar çok fazla. Yani bakın yani ne diyorum Irak Kürt bölgesel yönetiminde haklı olduğu hususlar var. Ya yani şimdi diyor ki ben sana bütün petrolü versem sen satsan oradan bütçeden bana bir anlaşma katakulli bana para gelmezse ben battım diyor. Yani ben kendimi idam ettiremem. Yani öte yandan kendi petrol gelirleri kendisine yetmiyor. Bakın burada da tabloya bakalım isterseniz. Mayıs ayından beri e, bütçeden ortalama aylık hani İKBE'den İKBE'ye e, merkezi yönetim bütçesinden ortalama 268 milyon dolar geliyor bu cepte. Bu ay gelmeyecek bakın sıkıntı. E, İKBE'nin aylık gelirleri e, 700 milyon pardon, aylık giderleri e, maaşlar ve güvenlik harcamaları için 700 milyon dolar. 300 milyon da diğer harcamalar desek aylık 1 milyar gideri var İKBE'nin ye de. Şimdi 1 milyar gelirler neler? Ortalama pet petrol ihracatı 400 bin varil/gün. Geçen ay 416 ihraç etmişler. Ortalama petrol satışı 30 dedik çünkü tarife ve bu boru hattı taşımacılığıyla alakalı bir masrafları var. 30 dolardan hani 40'ı 30'a yuvarlayarak hesap yaptık. 360 milyon dolarlık bir petrol satış gelirleri var. 268 merkezi yönetimden geliyor. 628 milyon ediyor. 100 milyonda petrol dışı gelirler ortalama. 80 milyon dolar da petrol şirketlerine sonuçta petrolün yarısında yarısını ilgili petrol şirketlerinin hakkı var. Bu üretimin yarısı onların. 80 milyonda onları ödediğinizde geriye 648 milyon dolar kalıyor ki her ay bütçede %35 açık var. Ama şöyle bir şey var bakın şimdi Irak gibi yani daha büyük, daha sistematik, daha büyük kaynakları yöneten, daha kolay borç alabilir bir devlet olmadığı için ya bu tarafta devlet değil zaten hani bir bölgesel yönetim. Ee, finans, e, dış finans alabilme, borcu yönetebilme e, kabiliyeti zayıf Irak Kürt bölgesel Yönetimi. Evet, karşılığı da yok. Kurumsal tam oturbası olmadığı için de karşılığı yok, güvenlik yok, üretim yok, her şey petrolle dayalı. Aynen Kim, öyle. Kimse gelip oraya bir yatırım yapmıyor. Bunu sürdürülebilir hale getirilemesi için ciddi bir kafa yormak lazım herhalde. Tabii son beş dakikaya da girdik. Ben şeye de girmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu İranlı fizikçinin suikastından bahsettiniz programın girişinde. Buna bir karşılık geldi. Şu an açıklaması şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı İran cephesinden biz yaptık diye ama şöyle bir olay oldu. Tel Aviv'de, İsrail'de üst düzey bir Mossad ajanı hı hı. suikaste uğradı. Öldü. Konuyla ilgili şu ana kadar hala açıklama yok. Ama İran tarafının misilleme yaptığı genel olarak kamuoyunda düşünülüyor. Eğer hmm. böyleyse İsrail böyle bir kanaat ortaya koyarsa açıkça bu durum ortaya çıkacak olursa biz bölgede daha büyük çatışmaları görebilir miyiz ve bunun enerji piyasasına, petrol sevkiyatına etkileri neler olur? Yani daha fazla gerilim yani petrol fiyatlarını haliyle yükseltir. Yani sadece ama ben hani... Şu diyorum? an sanki şu bahsettiğiniz tabloda yükselmesi bayağı da işine gelecekmiş gibi bazılarının. Yani böyle bir gerilimden e, gerilimi daha da körüklemek isteyenler olabilir mi? Gerilimi Gerilimden ziyade yani e, Irak'ın yani daha doğrusu İran'ın bir cevap verme ihtimali söz konusuydu ama gerçekten evet. cevap verdim vermedi mi bir algım oluşturuluyor. Evet. Bundan emin değiliz. Ama ben e, ne İsrail'in ne e, Suudi Arabistan'ın şu an e, hatta Amerika'nın da İran'la bir sıcak savaşa girme ihtimalini çok hani e, düşünmüyorum. Çok olası değil. Trump'ı zorluyorlar gibi biraz. İşte Trump biliyorsunuz Amerikan başkanları aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki aylık bir süre içerisinde ekibini kurmadan başkanla oturmuyor. 2,5 ay sonra mevzuat gereği ekibinde kuruyor, oturuyor. Bu iki buçuk aylık sürede e, e, eski başkan Topal Ördek adı, adı şeklinde adlandırılır. Hı hı. Çünkü ağır bir karar veremez. Artık devletin yönetimi... Tam olarak onda değildir. Evet. Resmi olarak ondadır ama devletin nereye istikamet çevireceğini mevcut seçilmiş başkan belirler. Bu yüzden çok fazla sert konulara girmez ama biz bu dönemde gerek Türkiye'ye yaptırım uygulanması noktasında gerek e, işte İsrail'in e, İran'a saldırma konusunda teşviki konusunda e, Amerika'nın baya bir baskı altında kaldığını görüyoruz. Bu baskı sonucu gerçekten saldırabilir veya bir şey ortaya çıkabilir mi? Veya çıkarsa gerçekten dengeleri değiştirir mi? Ben hani öyle bir yani Amerika'nın İran'a bir askeri müdahalede bulunabileceğini zannetmiyorum bu saatten sonra. Hatta Biden'ın hala nükleer müzakerelere geri dönülmesi konusunda mutabık olduğunu düşünüyorum. yani biraz Ama daha... şey İran'da açıklaması var biliyorsunuz. Suikast sonrasında çıkıp şunu dediler. Biz 3 hafta süre veriyoruz. Ee, işte yoksa e, anlaşma şartlarına geri dönmezseniz e, Birleşmiş Milletler denetimini Ülkeden çıkartacağız dediler. Ya şöyle bir şey var. Zaten aslında bakarsanız bildiğim kadarıyla çıkarttılar da sözde. Ama zaten şu ana kadar ne kadar denetletiyordun? Şu ana kadar yani şu ana kadar İran nükleer silah yap, yapmış yapmak isteseydi ya da yapabilecek kabiliyeti olsaydı yapmıştı. Yani şimdi 3 haftada ben şu ana kadar yapmamışım. Senelerdir zaten sözde göstermelik 3-5 tane e, yabancı uzman var Amerikan'ın ambargoları sürerken. Ortada para yok, teknoloji yok Hani aşı yok yani ne bileyim İran'ın İran'ın durumu da Iraktan çok çok farklı değil yani sadece biraz daha e, sağlam e, ve süreci yönetebilen bir devlet var ama ekonomik buhran aynı şekilde İran içinde geçerli yani böyle bir tabloda İran e, pat diye ben nükleer silah yaptım nükleer silah ona 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 vururum bunu tehdit ederim yani bunlar çok beklenir şeyler değil yani İran'ın bölgede gerçekten etkinliği kırılmış durumda. Yani bunlar bence söylemden öte geçeceğini çok düşünmüyorum. Peki ben şunu da sorayım hemen kapatmadan önce. Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'na PKK bir saldırı düzenledi. Galiba evet. son bir tane de görselimiz var. Hemen Tabii. onu yansıtalım. 13. görseli lütfen ekrana yansıtabilir miyiz? Onu hemen açıklayalım ve kapatalım. Hı hı. Ee, şimdi o petrol boru hattına saldırdı. Kerkük Yumurtalık Boru Hattı'na saldırdı PKK. Evet. Ee, Peş, Peşmerge ile PKK karşı karşıya geldi. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Barzani çıktı bir açıklama yaptı. İKB'nin bütününe zarar vermeyin, ilişkiye zarar vermeyin ve karşı durun, geri durun şeklinde minvalinde bir açıklama yaptı. PKK neden geldi saldırdı? Bundan sonra saldırır mı ve o boru hattının lav edilmesi veya yok olması neleri ortaya çıkartır? Boru hattını yok edemezler. Çok kısa edemezler. bir şekilde. Tabii, boru hattını yok edemezler. Burada en azından şurada gördüğünüz kadarıyla bakın şu hani yukarıdaki Zaho yazan şehrin hemen solundaki e, yıldızla koyduğumuz e, noktada bir saldırı gerçekleştirildi. Zaten e, Kerkük'ten e, Türkiye sınırına kadar gelen bu eski boru hattı. E, yeşiller boru hattı mı? Tabii bunlar petrol boru hattı. Hı hı. İlgili sahalardan e, toplama yaparak devam ediyor. Bu şu soldaki hat e, haritanın solunda gördüğünüz e, bu Musul'un daha doğrusu Musul'un batısında kalan hat e, eski Kerkük yumurtalık boru hattı. Onun Türkiye sınırına olan kadar olan kısmı zaten e, Daesh döneminde, Daesh'in etkin olduğu dönemde hasar görmüştü. O hat kullanılmıyordu. 1,2 milyon varillik bir kapasite vardı. Şu an yok. O olsaydı buna, şu an bu memur maaşları çıkardı. Yani sadece onunla çıkmaz da. E, öbür buna mukabil Erbil hemen bunu gördüğü için... E, Erbil'den, bakın bu Kerkük sahasına da linki olan Kerkük sahasından e, ilgili Duhok Duhok'un batısından giden e, alternatif bir hat yaptı. 600 bin varil bölgünün civarında bir kapasitesi var. 600-650 arası. Şu an için... E, Irak Kürt bölgesel yönetimde hem Erbil hem Bağdat petrolünü buradan sevk ediyor. Bir ara Kerkük sahasını Erbil kontrol ediyordu biliyorsunuz hani Daesh geldi bölgeyi temizledi, Bunları bıraktı çekildi o dönemde. Zaten bunun gazıyla bunlar hemen bir orada yok devlet kuracağız bağımsız olacağız referandum Dediler, falan gelmedi, muhabbetlerine evet. girdi hani balon fos çıktı e, merkezi yönetimin kuvvetleri geldi süreci bastırdı bitirdi Kerkük sahasını aldı şimdi Kerkük sahasının bir kısmında üretim yapıyorlar 93 bin onlar gönderiyor yaklaşık 410 2000'de e, şey gönderiyor, Erbil gönderiyor. E, bu hat saldırı akabinde 10 gün kullanılmaz durumda kaldı, onarıldı. Süreç devam ediyor. Ama bu hani terörle alakalı PKK ne istiyor gibi konuları belki bir sonraki bölümde konuşabiliriz. Olur. Peki çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Rica ederim. Evet, kıymetli izleyenler, enerji analizin bu bölümü de burada sonlandı. Sizler için dış politikayı, enerjiyi ve ekonomiyi değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.